Merhaba arkadaşlar, kaldırma kuvveti ile ilgili acemi 2 testinin çözümlerine geçeceğiz. Demiş ki, mx kütleleri bir cisim sıvı bulunan bir kaba bırakılığında dengede kalıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Kapta ağırlaşma olmuştur. Olmuştur arkadaşlar, niye? E hocam yüzüyor, yüzüyorsa ağırlaştırmıyordu. E canım, bu taşınma kabı değil ki. Sonuçta cisim giriyor, çıkan bir şey var mı? Yok, taşan bir suyu yok. Dolayısıyla ne yapacak? Cisim girdiği için kabın ağırlığı artacak. Cismin öz sıvının öz kütlesinden küçüktür. E yüzdüğü için evet doğrudur. Sıvının hacmi artmıştır. Hayır arkadaşlar, sıvının hacmi artmadı. Sıvı aynı miktardaki sıvı. Sadece içine cisim girdiği için ne yaptı? Sıvı yüksekliği arttı batan hacimden dolayı. Hacimde bir artış yok. Cevabımız 1 ve 2 Denizli olacaktır. K cismi iki farklı sıvıda dengede sıvıların öz kütlelerini soruyor. Arkadaşlar burada da yüzüyor, burada da yüzdüğü için ikisinde de etkeden kaldırma kuvveti niye eşittir? Yani birinci şekildeki kaldırma kuvveti ile ikinci şekildeki kaldırma kuvveti ikisi de cismin ağırlığına eşittir. Aynı K'yı dengeliyor. Dolayısıyla kaldırma kuvvetleri eşit olacak. E kaldırma kuvvetleri eşit olacaksa birinci de kaldırma kuvveti batan hacim 1 V desem, 1 bölme wattı için. D sıvı çarpı G eşittir. İkinci de ise batan hacim ne kadar? 3 V çarpı D2 çarpı G. G'ler ve V'ler sadeleştirirsek o zaman arkadaşlar D1 ne çıkar? 3 tane D2'ye çıkar. O zaman D1 yerine sen 3 tane D2 dersen, bunu da D2'ye bölersen cevabın ne olur? 3 olur. İçi dolu katı cisim su dolu kaba bırakılınca sıvıda askıda kalacak şekilde dengede geliyor. Buna göre hangisi doğru? Askıda kalıyorsa ya demek ki öz kütle sıvının öz kütlesine eşittir ve kaldırma kuvveti cismin ağırlığını dengeliyor. Cisme etkeden kaldırma kuvveti cismin ağırlık vektörüne zıttır. Evet, ağırlık aşağı doğrudur, kaldırma kuvveti yukarı doğrudur ki dengeliyor. Suya tuz eklenip çözülmesi sağlanırsa, yani o zaman yoğunluğunu arttırırsak suyun yoğunluğunu, cisme etkilenen kaldırma kuvvetinin büyüklüğü artar. Hayır, bu sefer askıda kalmazdı. Cisim yukarı çıkar, yüzer. Ama yüzse de ne olacak? D sıvı artacak veya batan azalacak. Ama sonuçta yine ağırlığa eşit olduğu için ne yapmayacak? Değişmemiş olacak. Başka bir değişiklik yapmadan kap yer çekilmesinin daha düşük olduğu bir yere götürürsek, o zaman hem ağırlığı azaltmış olacağız. Yani sonuçta aşağı doğru ağırlığımız mg, yukarı doğru bunu dengeleyen kaldırma kuvveti ve batan çarpı d sıvı çarpı g. Biz ne yapıyoruz? G'yi küçültüyoruz. O zaman hem ağırlık azalacak hem kaldırma kuvveti azalacak. İkisi aynı oranda azaldığı için ne yapacak? Yine askıda kalacaktır. Konumu değişmeyecektir ama ağırlık ve kaldırma kuvvetinin değeri azalacaktır. Cisim bir kısmı sıvı dışında kalacak şekilde yüzer. Hayır, yine olduğu yerde kalır. Cevabımız Adana olur. K cismi dengedeymiş arkadaşlar. Dengedeyse o zaman şu anda etkilenen kaldırma kuvveti ne kadar? Ağırlığı kadar. Peki kaldırma kuvvetine bakarsak batan hacim kaç bölme? 1, 2, 3, 4 bölme. Batan hacim 4V çarpı D sıvımız 2D çarpı G. İşte bu ne? Cismi etkilenen kaldırma kuvveti. Bu da ne eşit? K'nın ağırlığına eşit. Dolayısıyla K'nın ağırlığı ne kadardır arkadaşlar? 8VDG kadardır. Peki hangisi gibi dengede kalır? Bir kere daha yoğun sıvıya koyduğum için ne yapacak? Bu cisim biraz daha yukarı çıkacak. Ama yine yüzdüğü için yine kaldırma kuvveti ne olacak? Ağırlığı eşit olacak. Ya, olacak. Yani yine bu değer eşit olacak. Dolayısıyla bu sefer batan hacim çarpı D sıvımız. Sıvımız bu sefer 4D çarpı G. O zaman eşit çıkabilmesi için batan hacmin ne olması lazım? 2 bölme olması lazım. Sadece 2 bölmesi batacak. Yani cevabımız Bursa olacak. Sıvı bulunan kabak olan x'ye dengededir. Cisme etkilenen kaldırma kuvvetleri eşit. Kaldırma kuvveti niye eşit? Yüzüyor ve askıda kalıyorsa ağırlığı ne eşit? O zaman kaldırma kuvvetleri eşitse demek ki bu adamların ağırlıkları eşittir. Bu bir. İkincisi, kaldırma kuvvetinin formülü ne arkadaşlar? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Kaldırma kuvvetleri eşit. Sıvılar aynı sıvılar. G'ler aynı G'ler. O zaman batan hacimler eşit. Batan hacimler eşittir. Öz kütleler eşittir. Hayır. X yüzdüğü için öz kütle sıvıdan küçüktür. Y askıda kaldığı için öz kütle sıvıya eşittir. Yani Y'nin öz kütlesi X'in öz kütlesinden büyüktür. Cevap 1 ve 2 Ceyhan olacaktır. Deniz seviyesi suya bırakılan bir cisim batan hacmi VB. Cisim etkilenen kaldırma TFK. Sistem yüksek bir dağın zirvesine götürülürse, yani G'yi ne yapıyoruz arkadaşlar? Azaltıyoruz. Yer çekimi ne yapıyor? Yukarılara doğru çıktıkça azalıyor. Bu adamın ağırlığı var. Ne kadar? Mg. G'yi azalttık. Ağırlık azaldı. Bu adamı etkilen bir kaldırma kuvveti var. Kaldırma kuvveti ne kadar? İşte V batan çarpı D sıvı çarpı G. O zaman buradaki G de, buradaki G de aynı oranda azaldı. Aynı ortama götürdüğü için. Dolayısıyla kaldırma kuvvetinin değeri de azaldı. Ağırlığın değeri de azaldı. Ama sonuçta ikisi de aynı oranda azaldığı için cismin konumu ne yapmadı? Değişmedi. Yani batan hacminde bir değişme var mı? Yok. Dolayısıyla batan hacim ne yapmaz? Değişmez. Ama kaldırma kuvvetinin değeri ne yapar? Azalır. V batan değişmez, kaldırma kuvveti azalır, cevap da Adana olur. Taşma düzeyine kadar sıvı dolu kaba bir cisim bırakılıyor. Cisme etkilenen kaldırma kuvveti sıvının öz ağırlığı bilindiğine göre. Arkadaşlar kaldırma kuvvetini biliyoruz. Kaldırma kuvveti ne? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Peki sonuçta bırakılıyor cisme etkilenen ve sıvının öz ağırlığı. Öz ağırlık dediğimiz şey ne? Öz kütlesiyle yer çekilmesinin çarpımı. Yani şu kısmı biliyorsun arkadaşlar. D sıvı çarpı G'yi biliyorsun. Kaldırma kuvvetini biliyorsun. Bir zahmet o zaman buradan ne bulabilirsin? Batan hacmi bulursun. Kesinlikle bulunabilen nedir arkadaşlar? Cismin batan hacmidir. Yalnız birdir. Peki hocam bu da ağırlığa eşit midir? Cismin yüzdüğünü veya askıda kaldığı veya dibe battığını bilmediği için bu ağırlığa eşit midir değil midir bilemediğim için cismin hacmi veya cismin kütlesi hakkında kesin bir yargıda bulunamam. Cevabımız Adana olacak.
İçerisinde sıvı bulunan, kaba bırakılan K cismi dibe batmış. Demek ki yüzememiş. O zaman ne yapacaksın? Bir, diyeceksin ki dibe batıyorsa öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür. İki, buna etkilenen kaldırma kuvveti bu cismin ağırlığını kaldıramamıştır. Kaldırma kuvveti ağırlıktan küçüktür. K cismi su yüzeyine çıkartmak için, yani yukarı çıkarmak istiyoruz. O zaman kaba aynı sıvıdan ilave etsek. Ne olacak? Aynı sıvı olduğu müddetçe öz kütlesi yine sıvıdan büyük olduğu için yüzeye çıkmaz. Kaba bir miktar sıvı alsam, kapta sıvı eklesem, sıvı alsam, sıvı değişmedi mi? Gece değişmez. O zaman benim amacım orada yukarı çıkarmak için kaldırma kuvveti ağırlığa eşitlemem lazım. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G olduğu için. Bunu arttırmak için ne yapmam lazım? Benim sıvının öz kütlesini arttırmam lazım. Kaba sıvıyla karşılaşıyorum. Yani öz kütlesi, sıvının öz kütlesinden büyük bir sıvı eklersem, yani yalnız 3'ü yaparsam bunu yapabilirim. Yoksa aynı sıvıdan biraz daha eklesem, aynı sıvıyı biraz boşaltsam, sıvı aynı sıvı olduğu için denge konumu ne yapmayacak? Değişmeyecek. Eşit hacimde hacimler hakkında bilgi vermiş. Yani ne demek istiyor? Şöyle düşünün arkadaşlar. Kaldırma kuvvetinin formülü neydi? Kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. Dolayısıyla hani buradan batan hacimi çıkarabilirsin diyor. 2D, 3D, 4D cisimler. 3D öz kütlesi sıvıda. Sıvının öz kütlesi 3D ise, K'nın öz kütlesi 2D ise o zaman ne yapacak arkadaşlar? K burada yüzecek. L ne yapacak? Askıda kalacak. M ne yapacak? M de dibe batacak. Kaldırma kuvvetlerinin büyüklüğü. Şimdi kaldırma kuvvetlerini soruyor ya arkadaşlar. Şimdi kaldırma kuvveti işte hocam K yüzüyor, L askıda, o zaman bunlara etkilenen ağırlığı kadar işte M dibe battığı için ağırlığından daha az yorumu yapamam. Niye yapamam? Ben bunların ağırlığını bilmiyorum. Ben kaldırma kuvvetini nereden bulacağım? V batan çarpı D sıvı çarpı G'den bulacağım. Nasıl bulacağım? Şimdi üçü de aynı sıvıda değil mi? Evet, D sıvılar aynı. Üçü de aynı ortamda, G'ler aynı mı? Evet. O zaman benim bir tekneyi kıyaslamam lazım. Batan hacimlerini kıyaslamam lazım. Bunların hacimleri eşit ve L ve M'nin tamamı battığına göre, demek ki L ile M'nin batan hacimleri eşit olduğu için L'ye ve M'ye etkilenen kaldırma kuvveti eşittir. K'nın ise tamamı batmadığı için batan hacmi o zaman V'den küçüktür. Demek ki K'ya etkilenen kaldırma kuvveti de bunlardan azdır diyeceğim. Yani L, M eşit K daha küçük. Cevabımız Ceyhan olacak. 2022 MSÜ sorusu demiş ki havanın kaldırma kuvveti ihmal edildiği bir ortamda, yani havanın kaldırma kuvveti yok. Dinamitle kullanarak cismin ağırlığını 12 N ölçüyor. Demek ki gerçekte bu cismin ağırlığı direkt 12 N'luk bir ağırlığa sahipmiş ki direkt havadayken, hani havanın kaldırma kuvveti olmadığı için direkt cismin ağırlığını ölçmüşüz. Peki şekildeki cismin yarısını suya batırmış. Yarısını batırdığı zaman ne yapacak? İşte bu 12 N'luk ağırlık vardı. Dinamometre bunun neyini gösteriyor? 8 N'u gösteriyor. Nereye gitti bunun 4 N'u? Demek ki 4 N sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti. Demek ki yarısı batınca buna etkilen kaldırma kuvveti 4 N'muş. Tamamı suya batınca bu sefer ne olmuş? O zaman 12 N'u 4'ünü gösterdiğine göre demek ki kaldırma kuvveti 2 katına çıkmış. Yani 8 N'a çıkmış. Demek ki tamam batınca buna etkilen kaldırma kuvveti 8 N. Katı cisim dengede olduğuna göre cismin suyun öz kütlesinden büyüktür. Cismin tamamı battığında bile hala sonuçta kaldırma kuvveti ağırlığı dengeleyemediği için üçüncü şekle bakarsanız. O zaman bu dinamometre olmasaydı ne yapacaktı? Cisim rap diye dibe batacaktı. Yani demek ki cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük. Yarısı su içindeyken cisme etkilenen kaldırma kuvveti 4 N'dur. Evet, doğru. Tamam su içindeyken cisme etkilenen kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cismin havadaki ağırlığına eşittir. Hayır, kaldırma kuvveti o zaman 8 N'dur. Cismin havadaki ağırlığı ise 12 N'dur. Yalan. Cevabımız Ceyhan olacak. Acemi 2 testini de burada bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve lütfen bize desteklerinizi esirgemeyiniz.